Sunumumuzun içeriği hak sahipliği kimdir? Hak sahipliği yasal süreci, hak sahipliği nasıl yapılır? Kimler hak sahibi olamaz? Hak sahipliğinin sona ermesi, konut yapım süreci, kredi geri ödemeleri şeklinde ilerleyecektir. Hak sahibi kimdir? Yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasar gören binalarla olan, mülkiyeti ilişkilerini belgeleyebilen ve yeniden yapılacak binalardan yararlanabilen AFS'i diye ifade eder. Deprem gibi büyük ve bölgesel afetlerde orta hasar gören bina sahiplerine de konut ve iş yeri onarım yardımı yapılmaktadır. Hak sahibi başvuruları E-Devlet üzerinden mülkiyet sahipleri ve mülkiyet sahibinin velisi tarafından yapılabilecektir. Aynı zamanda ebeveynine ait ikinci hasarlı konutta ebeveyninden ayrı olan evli evlatlarla mülk sahibinin varis başvurularını ilçe afet merkezinden yapacağız. Hak sahipliği başvurusu 30 Mayıs'ta başlamıştır. 28 Temmuz'da bitecektir. Başvuru süresi 60 gündür. 15 gün itiraz süreci, 60 günde borçlandırma süreci olarak devam edecektir. Merkezimize geldiğiniz zaman istediğiniz belgeler ise tapuda konutu görünmeyen AFS'lerde elektrik, su, doğalgaz faturalarından bir tanesi, tapu fotokopisi, yapı kayıt belgesi, emlak beyannamesi, hasarlı yapı askı kodu, tapusu olmayanlar için ise il muhaber belgesi, elektrik, su, doğalgaz faturalarından bir tanesi, hasar yapı askı kodu, başkasına adına vekaleten işlem yapanlarda ise vekaletname, yine tapu fotokopisi ve hasarlı yapı askı kodu ile birlikte ilçe kriz merkezine gelebilirsiniz. Hak sahibi kimlerdir? Konut, iş yeri ve ahırları yıkık, acil yıktırılacak ve ağır derecede hasar gören mülk sahipleri. Konut, iş yeri ve ahırları orta derecede hasar gören mülk sahipleri. Afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturanlar. İştirak ve müşterek maliki oldukları konut ve iş yeri hasar görenler hak sahiplerdir. Bunlardan birden fazla konut, iş yeri ve ahırı gören varlar varsa yalnız bir konut, yalnız bir iş yeri ve yalnız bir ahır için hak sahibi olabilirler. Kimler hak sahibi olamazlar? Yasal sürede taleplerini vermeyenler ve borçlandırma işlemlerini yapmayanlar hak sahibi olamazlar. Kendisi veya eşine ait o yerde aynı cins konutu, iş yeri ve ahırı olanlar, kiracı misafir durumunda olanlar ve mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlar. Kendilerine ait olmayan arsa üzerinde inşaat ruhsatı olmaksızın konut iş yeri yapanlar, İmar planında sakıncalı olarak belirtilen yerlerde ruhsatsız olarak yapı yapanlar, konut, ahır, iş yeri az hasarlı veya hasarsız tespit edilen ev sahipleri ve kiracılar, ağır hasarlı bir konutta ebeveyniyle birlikte oturan evli evlatlar, ebeveyniyle ağır hasarlı konutta oturan bekar evlatlar hak sahibi olamazlar. Borçlandırmanın ilan tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde borçlandırmasını yapmayanların hak sahipliği kendiliğinden sona ermektedir. Bununla birlikte 1 yıl içerisinde güçlendirmesini yapmayan binalar yıkılmakta ve hak sahipliği sona ermektedir. Borçlandırmasını yapmış olmasına rağmen konut, iş yeri ve ahırının mahallinde yaptırılacak duyurundan itibaren 45 gün içinde teslim almayanlar da hak sahipliği otomatikman sona ermektedir. Hak sahibi kabul edip daha sonra hakkından feragat etmek isteyenler de inşaat süreci başlamadan haklarından feragat edebilirler. Kredi geri ödemelerine bakacak olursak yıkık, acil yıktırılacak ağır hasarlı binalarda, konut ve ahırlarda 20 yıl vadeli, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl eşit taksitlerle faiz olarak geri ödeme yapılacaktır. İş yerlerinde ise 10 yıl vadeli, 2 yıl ödemesiz, 8 yıl eşit taksitlerle %4 faiz oranları ile geri ödemeler yapılacaktır. Orta hasarlı kredilerde ise konut ve ahırlarda 10 yıl vadeli, ilk 2 yıl ödemesiz, 8 yıl eşit taksitlerle faizsiz olarak, iş yerlerinde ise 5 yıl ödemeli, 2 yıl ödemesiz, 3 yıl eşit taksitlerle %4 faiz oranıyla geri ödemeler yapılacaktır. Arz ederim. İsterseniz şimdi soru cevap şeklinde ilerleyelim. Daha sağlıklı olur. Şimdi köylerde genelde tapusuz evler var. Bunlar nasıl kalacak? Tapuda konutu görünmeyen AFS'ler, o ilk kısımdaki bilgilerle gelinecekler. Evet. Tapu fotokopisini getirdiği zaman o sorun çözülüyor. Evet. Tapusu hiç yoksa ikinci kısım. Muhaber yapacağız. Hazine arazisi. Arkadaşım sordu. Evet. Hazine arazisi. Tapusu hiç yok. Onlar aydınlatılmış. Onlar için de tapusu hiç olmayanlar için de ikinci maddedeki il muhaber belgesi düzenlenecek. Bu planı ağızlar denilmeyecek, orada vatandaşın oturduğunu tespit edecek, imzalayacak, kaynatan bey de onaylayacak, o şekilde hak sahibi de başlayabilir. Teşekkür ederim.
bir belge vereceğiz böyle bunları da doldurup. İzmir Haber Belgesi diye bir belge gönderdi başkanlık bize. Biz bunu size, yani tapusu olmayan vatandaş size geldiği zaman bunu vereceğiz. Siz ve iki ağızlarınız imzalayacaksınız. Tapu bilgilerini tapu müdürlüğünden teyit edilecekler. Oranın hazineye ait tüzel çilimi veya tescil edilmemiş bir arazim olduğunu tespit edecekler. Ondan sonra kaymakam beyin onayından sonra bununla müracaatlarını yapacaklar. Köyün tamamı. Köy sisteme düşmemiş. Bir kısmı var. Bir kısmı yanıyor. Peki muhtarım çevre şehircilikte görüşüldü mü bu konu? Köy sistemde görülmediği. Liste gelecek diyorlar. Gelmedi. Ha, liste de gelmedi. Yani o sorunu önce çevre şehirciliğin çözmesi gerekiyor ki. Biz gördüğümüz şeye göre işlem yapacağız. Şimdi çevre şehircilik onun sisteme işlemediği sürece biz sizinle alakalı bir işlem yapamayız. Benim köy bir sene kutuna düşmem ikinci sene hasar tepkisi yapacak. Hı hı. Onun listesi gelmedi. İşte onu çevre şehircilikle bir irtibata geçip o hasar tespit listesini edinmemiz gerekiyor ki biz ona göre işlem yapalım. Evet. Yani onu görmeden biz bir işlem yapamayız. Çelik Doktor'un Bursa Bey'e. Fethem Bey mesela şimdi bir vatandaş daha önce evin komşusundan almış. Vatandaş ölmüş ama elektriği kendi adına. Mülkiyet yapamıyor. Resmi bir belgesi yok. Resmi bir belgesi sadece kendine ait. Şöyle muhtarım, eğer birisinden aldıysa o aldığı kişinin adına bir tapu vardır. Öldü ama tapu ölen şahsı. Ölmesi önemli değil. Yani tapu ölmüyor neticede. Vatandaş ölüyor. O ölen şahsın adına tapusu var. Alan kişinin adına herhangi bir şey yok. Eğer onun noterden yapılmış bir şeyi varsa satış işlemi, biz onu hak sahibi olarak kabul ederiz. Eğer noterden öyle bir satış belgesi yoksa, yok, tapu kimin üzerindeyse biz onu hak sahibi kabul ederiz. Yani öyle kişinin mirasçısı hak sahibi. Aynen, mirasçısı hak sahibi olur. Şöyle bir şey var tabii. Mesela vatandaş köy başında oturuyor. Çelik köyünde burada evin kalmış ama istiyor ki köyünde evin yapılsın diyor. Öyle bir şey olabilir. Yok, onu kabul etmiyorlar. Yıkılan ev neredeyse konut oraya yapılıyor muhtarım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Müdürüm bizim yaylacık Baykal tarafından yapılan evler tüm tamamen. Hatta zamanla isimler gidilmemiş. Hiçbir vatandaşın tapusu yok. Aynı durumda. Muhtarım, İlmi Haber olayı aynı muhtarımın dediği gibi tapusu olmayanları da İlmi Haber dolduracağız dedik ya. Evet. Sizin orada da aynı şeyi uygulayacağız. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben gelip bir köy muhtarıyım. Efendim bu orta ve ağır hasarlı evler eğer devletten müracaat edilecek yoksa ABAT'tan verilecek. Şimdi muhtarım, eğer tapu kendi adına bir sorun yoksa E-Devlet üzerinden başvurusunu yapabiliyor. Eğer tapusunda problemli olanlar varsa sadece onların başvurusunu biz alacağız. Problemli olanlar şey mi? Mesela babası ölmüş. O mirasçılar da başvurusunu yapabiliyor E-Devlet üzerinden. Devletin işleri, vatandaşı kim hak sahibi, kim değil. İşim listesi yok. Ev numarası yok. Biz vatandaşı, ben hak sahibi miyim deyince vatandaşa ne cevap vereceğiz? Kimse şimdi, hak sahibi değil zaten şu an. Şu an muhtarım, bu sadece de hak sahibine başvuru yapılıyor. Bu başvurular değerlendirecek, kimin hak sahibi olup olmadığına değerlendirme komisyonu karar verecek. Yani bu durumda yani evi az hasarlı olan, ağır hasarlı olan, yıkılan, orta hasarlı olan vatandaşların tamamı bu başvuruyu yapabiliyor. Köyünde hala daha bir çalışma yapılmadı, etüt yapılmadı, hiçbir şey yapılmadı. Normalde köyde 200 metre evler var. Bu evlerin yerine yapılır. Hak sahipleri. Şimdi muhtarım, hak sahibi olanlara yer seçimi ekibi kurulacak. Eğer yerleri uygunsa zaten orayı seçeceklerdir, başka yer seçmezler. Yani o sonraki aşama. Şu an ben yerine yapılır veya yapılmaz diye bir şey diyemem. O yer seçim ekibinin işi. Şimdi bizim bir evimiz ağır hasarlı, bir evimiz az hasarlı. Biz hak sahibi miyiz? Az hasarlıysanız başvurunuzu yapacağınız. Ağır hasarlı olan konutunuzdan hak sahibi için başvurunuzu yapabilirsiniz. Hak sahibi oluyoruz. Aynen. Mete Bey, şimdi bir vatandaşın hem evi yıkılmış hem de dükkanı. Dükkan için de ona hak tanınacak mı? Tabii. Ev için ayrı başvuru yapacak, iş yeri için ayrı başvuru yapacak. İkinci bir sorumuz, verasetçi olur elde edilen evin hak sahibi nasıl olacak? Mesela varislerin evi hasarsız olanlar var, hasarlı olanlar var. Şimdi şöyle söyleyeyim, verasette verasetçilerin hasarlı veya hasarsız durumuna bakılmıyor.
Yıkılan evde hepsi müşterek hak sahibi olabiliyor. Başvuruyu kim yapacak? Hepsi ayrı ayrı yapacak. Ayrı ayrı yapacak. Başkanım, belediye başkanımıza sorayım. Gölbaşı'na TOKİ tarafından iki katlı, üç katlı ev yapılacak mı acaba? Zemin etikleri yapılıyor. Zemin artı bir olur, zemin artı üç olur. Senin üst katında doğal gaz ve elektrik aboneliğin varsa başvuru yapabiliyorsun. Tapu önemli değil. Tamam. Lan tek tek al. Tamam. Mikrofonla sor. Peki. Tamam. Peki. Sonra. Ben. Hocam daha iyi. Ben devletten bana ev yapılmasını talebinde bulundum. Evet. Ama şehrin içindeki arsam bana kalıyor mu yoksa burayı devlet kendisi mi alıyor? Şimdi yer seçiminde eğer evi senin arsana yapacaksa zaten arsan üzerine yapacak. Eğer farklı bir yerde şey yapacaksa arsan sana kalıyor. Devlet almıyor. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Rica ederim. Sorulara iki dakika ara verirseniz içeride yapmış olduğumuz sunumu burada bir bilgilendirme amaçlı bir okusun arkadaşımız. Sorularım sorularınızı eğer yine aklınıza takılan bir şey varsa ondan sonra alalım. Olur mu? Hak sahibi kimdir? Yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasar gören binalar olan, mülkiyet işleri belgeleyebilen, yeniden yapılacak binalardan yararlanabilen afeti de ifade eder. Deprem gibi büyük bölgesel afetlerde orta hasar gören bina sahiplerine de konut ve iş yeri onarım yardımı yapılmaktadır. E-Devlet üzerinden hak sahibine başvuru yapabiliyorsunuz. Sorumlu olan dilekçeleri de biz afet merkezinde yapabiliyoruz. Mesela örnek verecek olursak ebeveyne ait ikinci hasarlı konutta ebeveynden ayrı oturan evli evlatlar, mülk sahibinin varisi başvuruları ya da tapu kayıtları yoksa cins değişikliği falan. Yani tapunuz arsa olarak gözüküyorsa bize başvuru yapabilirsiniz. Hak sahipliği süreci 30 Mayıs'ta başlamış olup 28 Temmuz'da sona erecektir. 60 gündür devamında 15 gün itiraz süreci ve 60 günde borçlandırma süreci olarak ilerleyecektir. İstenilen belgelere gelecek olursak, tapuda konutu görülmeyen afetliler için elektrik, su, doğalgaz faturaları, tapu fotokopisi, hasarlı yapı askı kodu, tapusu olmayanların için il muhaber belgesi, hasarlı yapı askı kodu, başkası adına vekalet işlemlerini yapanlar için de vekaletname, tapu fotokopisi ve hasarlı yapı askı kodu. Hasarlı yapı askı kodu çok önemli. Olmazsa zaten işlemlerimizi ilerletemiyoruz. Sorumlu olanlar Çevre ve Şehircilik'ten temin etsinler askı kodlarını. Hak sahibi kimdir? Konut iş yeri ve ahırları yıkık, acil yıktırılacak ve ağır derecede hasar gören mülk sahipleri. Konut iş yeri ve ahırları orta derecede hasar gören mülk sahipleri. Afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturanlar. İştirak ve müşterek maliki oldukları konut ve iş yerlerinde hasar görenler. Bunlardan birden fazla konut, iş yeri ve ahır hasar görenler yalnızca bir konut, yalnızca bir ahır, yalnızca bir iş yeri için hak sahibi olabilirler. Hak sahibi olamayanlar ise yasal sürede taleplerini veremeyenler, borçlandırmalarını yapamayanlar. Kendisi veya eşine o yerde aynı cins konutu ahır olanlar, kiracı ve misafir durumunda olanlar ve mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlar. İmar planında sakıncalı olarak belirtilen yerlerde ruhsatsız yapıları bulunanlar, ağır hasarlı bir konutta ebeveyniyle birlikte oturan evli evlatlar, ebeveynine ait ayrı bir hasarlı konutta bekar olarak yaşayan evlatlar hak sahibi olamazlar. Borçlandırmanın ilan tarihinden itibaren 2 aylık süresinde borçlandırmasını yapmayanlar hak sahibi iptal olunur. Borçlandırmasını yapmış olmasına rağmen konut iş yeri ahırlarının mahallinde yaptıracak durumdan itibaren 45 gün içerisinde teslim almayanların hak sahipliği iptal olunurlar.